Merhabalar, Evmin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz köz sebzeli salata tarifi. Tarifimin malzemelerini ve yapılışını hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Malzeme listemde 1 adet büyük domates, 2 adet patlıcan, 2 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 1 soğan, çeyrek demet, maydanoz var, tuz, arzuya göre zeytinyağı ve nar ekşisi var. Öncelikle sebzeleri közleyerek yapmaya başlayalım salatamızı. Bu tarifin herhangi bir yöresel olarak adı var mı bilmiyorum ama ben kendim mutfağımda uzun yıllardır severek yapıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle sebzeleri bir fırın tepsisine alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu kabuklarını atana kadar közlüyoruz. Daha sonra sıcakken bir kabın içine alıp kendi haline soğumaya bırakıyoruz. Bu şekilde beklettikten sonra kabukları çok kolay bir şekilde soyuluyor. Kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarıyoruz. Etli kısımlarını ince ince doğrayacağız. İçindeki çekirdekleri de iyice temizleyelim. Her yaz kış hazırlıkları yaparken kapya biberleri ve patlıcanları bu şekilde közleyip istediğim zaman kış aylarında da bu salatayı yapabiliyorum. Közlenmiş sebzeleri salata kabına aldıktan sonra çiğ olan sebzelerimizi doğrayacağız. Öncelikle domatesin mutlaka kabuklarını soyalım. Daha sonra küçük küçük küp küp doğrayalım. Soğanımızı da yine incecik doğruyoruz. Bu salatayı diyet yaptığınız zamanlarda da tüketebilirsiniz. Kesinlikle çok hafif, çok düşük bir kalorisi var. Ve diyet yaparken genellikle tatsız şeyler yeriz. Bu çok lezzetli olduğu için severek yiyebiliyoruz. Hem de düşük bir kalorisi var. Çeyrek demet maydanoz var. Maydanozun kalın saplarını kesip ince dallarını, yapraklarını incecik doğruyoruz. Lezzetlendirmek isterseniz eğer baharatlarda kullanabilirsiniz, kuru kekik kullanabilirsiniz. Ben bugün zahter kullanacağım için kuru kekik kullanmadım. Zahter olmadığı zamanlarda kuru kekik kullanabilirsiniz. Salatamızın sosunu yapmak için nar ekşisi, zeytinyağı ve tuzu da ilave ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine süsleyip servis edeceğiz. Gördüğünüz gibi artık salatam servise hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket,
sağlıklı da olsun diliyorum. Sizler ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer, kanalıma abone olmayı, birbirinden güzel yeni tariflerim için zil ikona tıklamayı unutmayın. Tarifimle ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.